Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim. Alkışlar Yiğit Bey için biraz daha cılız. Evet. Ama bir daha yani doğru cevapta muhtemelen daha ilgi gösterecekler değil mi efendim? İnşallah. Çünkü yani şu ana kadar alkışın yükünü siz taşıdınız. Hiç desteğimi esirgemedim. Değil mi? Karşılığını da almanız lazım. Evet. Güzel iki performans izledik. Evet, harikaydı. Siz Hülya Hanım'ın sorularını daha yakın buldunuz kendinize yani, öyle evet, mi? Evet, kısmen. Maşallah Sıla Hanım da çok güzel yarıştı. Evet. Hatta 9000'i aşacak gibiydi. 8900'de bize yeter dedik. Sonra ne yaptı etti? Başlarken söylediği puanlara 7000 lira devirdi kendisini. Şu an için alt limitimiz 8000 puandır. Hülya Hanım'ın evet. 8000 puanıdır. Üzerine 1 saniye arttırmıştı efendim. Demek ki 18 tane harf alma hakkınız var. Evet, çok iyi. Almazsınız o kadar. İnşallah. Hadi hayırlısı. İnşallah. Yiğit Beyciğim biraz da lütfen kendinizi tanıtın. Yiğit Gürsoy ben. 31 yaşındayım. Makine mühendisiyim. Evliyim. 3 aylık bir oğlum var. Maşallah. Mehmet Uğradan'da. Oo. Çok sağ olun. Kokusu burnunuzdadır şu an. Hem de nasıl. Neydi ismi? Mehmet Uğur. İsmiyle güzel yaşasın. Buradan güzel ona sevgiler. Biz de gönderiyoruz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Bak zamanında harf alırken sana da selam göndermiştik dersiniz. Tabii. İnşallah güzel bir hatıra bırakırız İnşallah. Kendisine. İnşallah. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi başlayalım. 4 harfli tek bir kelime. Şöyle sorduk. Diyor ki, üreten kesimi sınıflara ayıran mavisiyle beyazıyla sembol olarak kullanılan yaka giysi bölümüdür. Yaka. Şimdi buna biraz dikkat. Yine böyle uzun bir soru. Azıcık oyuncaklı. Neden? Çünkü bu daha çok ikileme olarak kullanılır efendim. Biz size tekini soruyoruz. Tamam. Bir bakalım. Daha çok ikileme olarak kullanılan parça anlamında Farsça kökenli bir söz. Pare pare gibi mesela. Tane. Tane de değil. Harf alayım. Parça parça ederim. Pare pare ederim. Lüle. Lüle değildi o. Adama... Lime. Lime lime. Gayet güzel. Dert yaratabilecek bir soruydu. Bir harfle hallettiniz maşallah. Şimdi buna da birazcık dikkat. Çünkü efendim mecazi anlamı devrede. Bir bakalım. Mecazen genelin dışında kalan, göze batıcı özelliği olan aşırı anlamında bir sıfat. Harf alayım. Bizim Hasan zaten her zaman nokta nokta bir adamdı. Göze batıcı bir adamdı. Sivri. Nedir? Sivri. Durdurunuz efendim, süre gitmesin. Gayet güzel, bu kolay. Belki daha önce duymadığınız bir ismi varmış bu kuşcağızın ama albatros gibi bir şey değil, merak etmeyin. Gayet kolay. Eskiden Mısır tavuğu olarak da bilinen en büyük kümes hayvanı. Horoz. Horozdan büyük bu. Hele bir de kabarırsa. Hindi. Hindi midir? Hindidir. Bence de hindidir. Bu zamanlığın da yeri yurdu belli değil. Turkey diyorlar, evet. Mısır tavuğu. Biz hindi diyoruz Hindistan'a doğru. Amerikalı galiba. Olabilir, olabilir. Galiba Amerikalı. Avrupa'yı bir havası da var tabii. Gelsin yenisi. Şöyle sorulmuş. Mahrum sözcüğünün Türkçe kökenli karşılığı. Mahrum. Senden mahrum kaldım. Senden... Harf alayım. Aldık bir tane. Mahrum Arapça kökenli. Bu Türkçe karşılığı. Yoksun. Yapıştırın, yapıştırın. Hiç beklemeyin. Süre geçmesin. Bu sefer Türkçesini veriyorum. Fransızca kökenlisini sizden istiyorum. Görelim efendim. Evren anlamındaki Fransızca kökenli bir sözcük. Kainat. Fransızca. Global. Hani bir tane şey vardı. Belgesel vardı. National. Yok. Kanalın ismi o. Bu belgeselden bahsediyorum ben. Böyle tıknaz esmer bir abi bıyıklı. Bir harf alayım. Buyurun. Bir harf daha alayım. Dünyamız, evrenimiz. Kozmos. Gayet güzel. Sonuna bir ek almış, aldığı ekle birlikte 7 harfli olmuş. Sizi de yarışmanın tam ortasına taşıyacak. İyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. Fakat burada harf almaktan çekinmeyin. Tamam. Tamam mı? Çok yaygın kullanılıyor mu? Kullanılıyor aslında. Kullanılmaya başlandı. Ama çok da oturaklı bir kelime değil. Eskiden beri kullanılırdı diyemem. Anladım. Bu belgesellerle falan yine dilimize girmiş bir şey. Bir görelim. Biriktirme hastalığına yakalanmış kişi. Hani böyle çöp evler oluyor. Hiçbir şeyini atmıyor insanlar. Evet. Onlar için kullanılan bir tabir bu. Biriktirme hastalığına yakalanmış. Harf alayım. Alalım. Her şeyi böyle saklıyorlar. Gazeteleri mesela atmıyor, üst üste onları ne yapıyor? Bir harf daha alayım. Aldık bir harf daha.
F'den sonrası ek kısmı. Yapan kişi anlamında. Fer sonu. Hayır. Yok. Bir harf daha alayım. Bir tane daha istiyoruz. Hiçbir şey atmıyor. Çöpleri böyle. İstifçi. İstifçi uğraştırdı biraz. Olsun. Şöyle eşimin bana kullandığı bir tabir. Öyle aslında. Ben de çok böyle koleksiyon severim. Yok, bu koleksiyonun ötesi canım. Size koleksiyoner diyelim. Teşekkür ederim. Hanımefendiye de saygılarımızı sunalım. Elimizde kaldı 7 tane soru. 10 tane de harf alabilecek durumdasınız. Şu noktaya gelene kadar 8 tane harf aldınız. Ben de bence bundan sonrasında o kadar da almazsınız. İnşallah. Haydi Yiğit Bey, buyurun yeni soruya. Bir gizem oluşturmuş kafiyeli kelimeler bütünü. Bir soru soruyor bize. Ama kafiyeli kelimeler. Bir harf alayım. Aldık bir harf. Sanki böyle bir mani gibi. Belki de bir maninin bir mısrası gibi. Kafiyeli. Ve bize bir soru soruyor. Bir harf daha alayım. Çok az zaman kaldı çünkü. Kafiyeli kelimeler bütünü. Bir harf daha alayım. Dil üstünde kaydırmaca. Falan. Bilmece. Nedir? Bilmece. Bilmecedir. Ah, uğraştırdı ya. Ben bunu daha hızlı geçeriz diye düşünüyordum ama canımı sıkmıyorum. Halen 7 harf alabilecek durumdasınız. 1 dakika 7 saniye kaldı. Oyalanmazsak iyi. Evet. Buyurun yeni soruya. İki kelime. Duraklamak anlamında bir müzik terimi kullanarak oluşturulmuş bir tabir. İki kelime. Es vermek. Beklemeyin. Süre boşa gitmesin. Aman ha. Doğu kökenli bir kelimedir. Halihazırda kullanılır. Unutulmuş bir tabir değildir. Şöyle sorduk. İki grup veya kişi arasında bir konu üzerine yapılan karşılaşma biçimindeki tartışma. Münazara. Çok güzel Yiğit Bey. Yakaladığımız zaman affetmiyorsunuz. Şimdi buna biraz dikkat. 9 harfli tek kelime şöyle sorulmuş. Dikkatle okuyalım. Biraz garip bir tabir. Satışa çıkarılmış ürün için masrafını karşılamak, sermayesini çıkarmak, kar bırakmak. Bu anlamlarda kullanılır bu söz. Satışa çıkarılmış ürün için masrafını karşılamak. Bir harf alayım. Aldık bir harf, durdurduk süreyi. İyi de yaptık. Mekmak diye bitiyor yine. Masrafını karşılamak, sermayesini çıkarmak, kar bırakmak. Pazarlamak değil. Hani esnaf jargonunda bir tabir vardır. İndirim isteriz de esnaf da der ki yani sermayesini çıkarmaz. Kurtarmak. Nedir? Kurtarmak. Kurtarmaktır. 800 puan. Gayet güzel. Gayet güzel. 9 harfli tek kelime gerilerde kaldı. Ama hatırlıyoruz. İnşallah. Hatırlıyoruz. Buyurun. Analog telefonları nitelemek için kullanılırdı bu söz efendim. Nokta nokta telefon derdik onlara. Tuşlu telefon. Tuşlu değil işte, analog. Bu daha tuştan da önce. Hani Cem Yılmaz şakasını yapıyordu ya. Hıt, 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 hıt. Bir harf alayım. Aldık bir harf. Ev telefonu değil, yok. Hani böyle yani kullanım... Çevirmeli. Çevirmeli telefon. 6500. Evimde de olur. Çevirmeli telefon kullanıyorum. Hala hazırda. Evet. Allah kolaylık versin. Maşallah. Ne, spor amaçlı mı? Hazırlarımı çevirmeli telefona borçluyum. Teşekkürler. Maşallah. Hatırası olduğu için biraz... Çalışır durumda tutmanız bile vallahi takdire evet. Şayan efendim. Elde kaldı iki soru. 5 tane harf alabilirsiniz arzu ederseniz. Bence almayın, sizden sonra 2 kişi daha yarışacak. Bence efendim. De, evet. Biz bu arabayı 8500'e doğru ilerletelim. Tek kelimeden oluşuyor. Bu seferki MMA diye bitiyor. Şöyle de soruluyor. Ortak bir amaç için bir araya gelip organize olma. Toplanma değil. Böyle bir sanki böyle bir şey oluşturma hani. Bir aldık mı bir harf? Bir harf. Aldık bir harf. Tüh, çok kötü yerden geldi o G harfi. O G harfi yüzünden muhtemelen sessiz... Organize olma. Organize var orada. Ha pardon. Tek kelime zaten bu. Sessiz harfle başlıyor diye düşünmeyin diyecektim ben de tam. Yok. Yani böyle bir şebeke gibi sanki. Böyle bir... Bir harf daha alamıyorum değil mi? Ötmeye başladı artık. Sanki böyle bir yani ne bileyim akla ilk yasa dışı bir şeyi getirir.
Bilemeyeceğim galiba. Hakikaten yani akla ilk olarak yasa dışı bir şeyi getirir. Bilmiyorum. Örgütlenme. Yarım sağ olsun. Yarımız sağ olsun efendim. Son soruda harf bile almayacaktınız. Öyle hayal ediyordum ben. Bakalım doğru mu düşünmüşüm? Motorin benzin gibi sıvıları depolamaya yarayan araç iki kelime. Yakıt deposu. Yakıt deposu ya tankı. Da yakıt tankı. Çok iyi. Orada 6600 yazıyor. Asla ve kat'a ciddiye almıyoruz. Çok güzel bir performanstı efendim. Teşekkür ederim. Hakikaten öyleydi. Hedefime ulaştım ben de. Yok öyle demeyin. Tek bir soru her şeyi tepe taklak etti ama 2000 puan, yaklaşık 2000 puan kaybettirdi Yiğit Bey. Onu da dikkate almak lazım. Sağ olun. Hak ettiğiniz alkışı alın. Sağ olun.